Ziraat Katılım sunar. Efendim İş ve Ekonomi'den herkese hayırlı bayramlar. Arzum Genel Merkezi'ndeyiz bugün ve Türk kültürünün, kültürümüzün kilometre taşlarından Türk kahvesine dair her şeyi konuşacağız bugün. Tabii ki birbirinden kıymetli iki konuğum var bugün. Hemen onlara dönüp hayırlı bayramlar demek istiyorum. Sonra hemen Türk kahvesini konuşacağız çünkü uzun uzun. Evet, sağımda Türk Kahvesi Kültürü ve Araştırmalar Derneği Başkan Yardımcısı Sayın Osman Serin var. Osman Bey hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Herkesin bayramını kutluyorum. Evet, solumda da ev sahibimiz diyelim. Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı var. Size hayırlı bayramlar. Çok sağ olun, teşekkür ediyorum. Öncelikle hoş geldiniz diyorum ve bütün Türkiye'de iyi bayramlar, hayırlı bayramlar diyorum. Keyifli bir bayram olsun. Evet, aynı temennideyiz. Efendim bugün Türklüğü, Türk kültürünün önemli bir kavramı Türk kahvesi. Türk kahvesiyle ilgili bir dernek olduğunu belki birçoğunuz bilmiyordunuz ama öğrendiniz artık. Ve bu dernekle başlayalım. Osman Serim'e soralım. Bu dernek nasıl kuruldu? Bu dernek kurulma fikrinden bugüne kadar neler yaptı, neler yapacak? Birazcık derneği dinleyebilir miyiz sizden? Tabii. 2008 yılında Türk kahvesinin bir tehdit altında olduğunu düşünen, çünkü o dönemde gerçekten Türk kahvesi giderek daha az içilen bir şey haline gelmişti. En azından lokanta ve kafelerde Türk kahvesi tercih edilmez duruma girmişti. Evet. Dolayısıyla Türk kahvesi ciddi bir şekilde bir tehdit altındaydı. Bunu önlemeye çalışan bir grup insan tarafından kuruldu. Çok değişik kişiler, yani bazıları konunun profesyoneli, otelcilik ve lokantacı konusunda faaliyet gösteren akademisyenler, doktorlar vesaire. Dolayısıyla bir grup insan ve tek bizi bir araya getiren de kahve konusunda duyduğumuz endişeydi. Kuruldu. O tarihten sonra Türkiye'de ve Türkiye dışında Türk kahvesinin tanıtılması konusunda çok ciddi faaliyetler yürütüldü. Kitabı konunun 5 ayrı kitabı yazdırıldı akademisyenlere. Daha sonra Topkapı Sarayı Müzesi ile birlikte bir ortak, Türkiye'de ilk defa bir sivil toplum kuruluşu 4 ay süren bir sergi yaptı. Bu sergide de 22 yabancı televizyon kuruluşuyla programlar yapıldı. Yine en büyük katkı da 2013 yılında Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı ile birlikte bir sivil toplum kuruluşu ayağı olarak bir dosya hazırlandı ve UNESCO'nun somut olmayan kültür varlıkları listesine Türk kahvesi kültür olarak müracaat edildi. Ve bu listeye, ki 83 yılından beri geçerli olan bir listedir, bu dünyanın en prestijli kültür listelerinden bir tanesidir, bu listeye girmeye hak kazanan ilk kültür sıvısı Türk kahvesi oldu. Ve sonsuza kadar bu payı da muhafaza edecek. Ve aynı zamanda yine bir kısmı resmi kuruluşlarla, bir kısmı sivil kuruluşlarla birlikte Türkiye ve Türkiye dışında Türk kahvesinin tanıtımı konusunda birçok aktiviteye katılındı, birçok konuşma yapıldı vesaire. Dolayısıyla bu konudaki çalışmalarımız devam ediyor. Peki, ne güzel. Şimdi Türk kahvesinin biraz geçmişine gidelim. Osmanlı İmparatorluğu'nda hem sarayda hem de tebaada, yani nasıl bir Türk kahvesi karşılığı var? Yani dernek olarak olsun veya siz şahsen nasıl bir geçmiş görüyorsunuz Türk kahvesinde? Şimdi biz bu UNESCO'ya dosyayı hazırlarken tabii bu konuda çok ciddi akademisyenlerden de destek aldık. Çok ciddi çalışmalar yapıldı. Bir defa Türk kahvesi dediğimiz yöntem ve Türk kahvesinin kendisi Türkiye'ye nasıl gelmiş? 1543 yılında Yemen Osmanlılar tarafından, 16. yüzyılın ortaları aşağı yukarı, 1543 yılında Yemen Osmanlılar tarafından Osmanlı toprağına katılıyor. Özdemir Paşa. Padişah Kanuni Sultan Süleyman'dır. Ve Yemen Osmanlı topraklarına katılınca savaş ganimetleri arasında büyük bir ihtimalle kahve de var. Çünkü Yemen o dönemlerde ciddi bir kahve ülkesi, ciddi bir kahve tarımı var. Ve kahve de İstanbul'a getiriliyor ve Kanuni Sultan Süleyman'a tattırılıyor. Çok kısa bir süre içinde İstanbul'da Tahtakale ve çevresinde kahve fevkalade popüler bir hale giriyor. Tahtakale orada önemli. Önemli. Evet. Niye önemli? Çünkü bizim bildiğimiz Kiva Han adını taşıyan, nerede olduğu tam tespit edilemedi ama Tahtakale'de olduğunu biliyoruz. Bir yerde ilk kahvehane açılıyor. İki Suriyeli Osmanlı vatandaşı tarafından Kiva Han'da açılıyor. Yine oralarda
Tamiz Han adı altında bilinen başka bir han daha vardır. Tamiz biliyorsunuz kavni yapıldığı şey. Dolayısıyla oralarda olduğu kesin ve Evliya Çelebi bundan yaklaşık 50 yıl sonra 1600'lü yıllarda 1600 yılların başında İstanbul'da o tarihte 200 kahvehane olduğundan bahsedecektir ki o zamanki İstanbul'un boyutlarını dikkate aldığınız zaman bunun inanılmaz bir şey olduğunu görmüş oluyoruz. Kabul etmek gerekir. Evet. Ve bu kahvehanelerin içinde mesleki kahvehaneler de var. Yani işte Tulumbacılar Kahvesi, Aşıklar Kahvesi, o dönemde Aşıklar biliyorsunuz genellikle saz çalan müzisyenler. Yine buna benzer toplu gösterilerin yapıldığı işte cambazlar, çeşitli müzisyenlerin yapıldığı Yeniçeri kahvehaneleri var vesaire. Dolayısıyla Osmanlı döneminde sosyalleşmenin en önemli yerlerinden bir tanesi kahvehane. Dolayısıyla yani bunu 1550'ler dersek aşağı yukarı 500 yıldan beri bizim hayatımızda kahvenin ve kültürümüzde çok önemli bir yer işgal ettiğini söyleyebiliriz. Peki bir de türküleri var. Yani bir de bizim kahvemiz aslında hem türküyü soracağım size hem de bizim kahvemiz sadece kahve değil. Yani araştırma boyutu var derneğin isminde. Bu açıdan da araştırmaya çok değer bir kahve aslında. Türk kahvesi. Şimdi zaten bir şey eğer sizin sosyal hayatınızda 500 seneden beri, 550 seneden beri var ise çok önemlidir. Şimdi dernek yine bir akademisyene Türk kahveleri konusunda nasıl sosyal kültüre etki etmiş bu konuda bir araştırma yaptırdı. Ve tabii müzik çok önemli sosyal kültürde. İnternete girerseniz rahatlıkla bunları dinleyebilirsiniz. Dinlemenizi tavsiye ediyorum. Yerel ağızlarla söylenmiş. Kırklareli'den tutun Diyarbakır'a kadar Türkiye'den 40 küsür kahve temalı türkü tespit edildi. Ve bu türküler de değişik dönemlerde bizim kültür envanterimize girmiş. Dolayısıyla demek ki ülke genelinde kahvenin türküsü söylenecek kadar seviliyor. Bunun yanında kahve sosyal bir konu olduğu için mesela en çok bilineni belki kız isteme seremonisinde kahvenin rolüdür. Hatta Manisa'da kavrulmuş badem ile lezzetlendirilen bir kız isteme kahvesinden de bahsedilir. Yine Güneydoğu'da bir dargın barıştıran kahvesi olduğunu biliyoruz. Tabii kahvenin Anadolu'da oldukça farklı yapılan ve sunulan versiyonları da var. İşte süvari kahvesi, gar kahvesi, işte Kıbrıs'ta, Balkanlar'da yapılan daha açık renkli kahveler vesaire. Şeyde yapılan, yine Güneydoğu'da yapılan çifte kavrulmuş daha koyu, köpüksüz bir kahve vesaire. Dolayısıyla bir tek yöntem söz konusu değil. Birçok birbirine benzer yöntem söz konusu. Ama yani bizim kültürümüzde çok önemli bir yer işgal ediyor kahve. Kültürel karşılığına devam edeceğiz. Teknoloji kısmında sizinle konuşalım istiyorum. Sayın Murat Kolbaşı. Şimdi Türk kahvesi hep cezveyle başladı diye bilinir toplumda. Halbuki daha farklı bir geçmişi var. Siz Arzum olarak Türk kahvesine nasıl bir teknolojik dokunuş yaptınız? Ürünlerden bahseder misiniz birazcık? Şöyle, öncelikle Osman Bey'den hak eden her seferinde yine bugün olduğu gibi keyifle dinliyorum. Umarım bizi dinleyenler de bu bayram günü kahveyi böyle keyifle dinlerler. Sonra da güzel bir okkalı kahve içerler. Şöyle söyleyeyim size. Aslında ben de Osman Bey'le ve bu derneği kuran çok değerli kişilerle, insanlarla tanıştıktan sonra marka olarak da bizim şöyle bir bakış açımız var. Türkiye'nin gerçekten çok önemli değerleri var. Türkiye'nin dünyaya aslında mal olmuş Osmanlı'dan beri gelen bu değerlerini bence tanıtamama sıkıntıları var. Evet. Şimdi Türk kahvesi de bizim için bugünkü konumuz zaten önemli ve geride kalmış kültürlerimizden bir tanesi. Çünkü insanların, insanoğlunun elektrikle suyu ısıtması 1900'lü yılların başında. Derken o suyu ısıtmaktan yola çıkarak ama çay olsun, ama kahve olsun, çeşitli sıcak içecekleri insanların yaşam alanlarında yapabilme kabiliyetleri 1900-1920'lerde, 1940'larda gitgide gelişiyor. Bu saydığım tarihlerde neler var? Suyu ısıtıyor, filtreyi kahve yapabiliyor, espressoyu yapabiliyor. Evet. Ama bizim Türk kahvemiz genelde ateşin üstünde, ocakta yapılıyor. Dolayısıyla yaşam alanında değil, bir mutfakta, bir mangal etrafında olmak durumunda kalıyor. İşte biz 2002 yılında
ilk defa elektrikli cezveyi yaparak, daha sonra yine Türkiye'ye mal olmuş önemli markalarımızdan bir tanesi, ilk defa yine cezve içerisinde ama bir makineyle kahveyi yaparak, derken de biz 2014'te Okka ile kahveyi pişirip direkt fincana aktarabildiğimiz bir teknolojiyle kahvemizi sizin yaşam alanlarınızda, yani ister bir stüdyoda, ister bir ofiste, herhangi bir yerde yapılabilir hale dönüştürdük. Ve böylece Türk kahvesinin ulaşımı aslında biz hızlandırdık ve standart etmeye çalıştık. Neden? Çünkü cezveyi pişirdiğiniz zaman, eğer o cezvenin içerisinde birkaç fincana dökülecek kahveniz varsa, onun köpüğünü eşit dağıtmak o kadar kolay değil. Ama onu bir makineyle standart halde dönüştürüp, istenirse hızlı bir şekilde 90 saniyede, istenirse 4 dakikada bir köz ateşinde pişmiş tadını verebilerek sizlere pişirebilir. Bunu defalarca yapabilir. Makineyi de kendi kendine veya istenirse bir komutla yıkayabilirseniz, işte o zaman Türk kahvesine ulaşabiliyorsunuz. Evet. Bu sadece Türkiye için değil, dünya için de önemli dedik. Çünkü Sırbistan, Belgrad'dan Orta Doğu'ya kadar, yani Osmanlı'nın dokunduğu aslında bütün topraklarda, o coğrafyada Türk kahvesi biliniyor. Biz bir adım daha öteye gidiyoruz. İşte Osman Bey'in bahsettiği buradaki müzemiz, değerimizle makinemizi ve Türk markalı olarak makinelerimizi dünyaya ihraç ederek de bu kültürü asla dünyaya çıkartıyoruz. Çünkü Türk kahvesi diye bilinen pişirme şekli, pişirme yöntemi aslında birebir aynısı var zaten. Birebir aynısı. Baktığınız zaman başka toplumlar, başka ülkeler bu bizim kahvemizi kendi dilleriyle, kendi ifadeleriyle çağırabiliyorlar. Ama sonuçta pişirme şekli aynı. Dolayısıyla Türkiye'den çıkan bu makineler bu kahveyi dünyanın her yerinde, Amerika'da, Avustralya'da, Ukrayna'da, Mısır'da pişirebiliyorlar. Evet. İşte biz de bunun yayılması için çabalıyoruz. Osman Bey geçmişten çok güzel bahsetti. Ben de şuna inanıyorum. Dünyadaki kahve kültürü, kahve ekonomisi o kadar büyüyor ki biz şu anda hak ettiğimiz yerde değiliz. Arzu ederseniz o rakamlara da gireriz. Lütfen. Ama biz istiyoruz ki orada Türk kahvesi hak ettiği yeri alsın. Şöyle ifade edebilirim. Dünyada her gün yaklaşık 2.2 milyar fincan kahve içiliyor. Kahve rüzgarı dedi Osman Bey zaten. Evet, kesin çok doğru da söyledi. Son dönemde hakikaten kahve büyük bir trend. Dünyaya baktığınız zaman toplam kahvenin perakendeyle beraber ticaret hacmi 100 milyar doların üstüne çıktı. Ve bu aradaki aşağı yukarı 70-80 milyarlık kısmı işin perakende kısmında kalıyor. Ama biz Türk markalı olarak, Türk markaları ve Türk perakende grubu olarak bu tarafta azız. Biz bunu geliştirmek istiyoruz. Çünkü burada daha büyük bir paya biz hak ettiğimizi düşünüyoruz bu işi başlatan olarak. Bu 2.2 milyar fincanın sadece şu anda tüm dünyada sadece %10'u Türk kahvesi. Biz istiyoruz ki bunu %50'ye en azından taşıyalım. Çünkü bunu yapabilecek olan makinemiz, fincanımız, kahvemiz, hikayemiz ve en önemlisi de falımız var. Falımız mevcut. Şimdi son olarak yine size döneceğim ama ben inovatif bir ürün olduğunu görüyoruz Okka'nın. Közde kahve vardır. Şimdi çok çeşitli kahvelerimiz var ama bununla alakalı bir birim mutlaka vardır. Bir Ar-Ge üniteniz. Bu mudur son hali Murat Bey? Yani Türk kahvesiyle ilgili daha fazla dokunuşlar görecek miyiz Arzum'dan? Tabii göreceğiz. Biz Türk kahvesi olarak makinemizi şu önümde beni duran makineyi 2014'te çıkarttık. Ondan sonra muhtelif daha başka makineler yaptık. Sektör bir kere açıldı önü. Dünyaya baktığınız zaman dünyada aşağı yukarı 40 milyon adet yılda kahve makinesi satılıyor. Şimdi bunun Türk kahvesi tarafı hala 3-3,5 milyon. Yine orada da %10 seviyelerindeyiz. Bir kere makine kültürümüz artmalı. Çekirdekten fincana kadarki olan tüm süreci doğru yaparak fincana Türk kahvesini köpüğüyle ama közde ama hızlı pişmiş doğru bir şekilde aktarabilen, Türk kahvesinin aslında menü olarak da gelişebileceği, yani bugün Türk kahvesini böyle tek fincan içiyoruz ama duble içmemiz de mümkün. Bizim çocukluğumuzda olan sütlü Türk kahvesi de mümkün. Evet. Yani bütün bunları aslında geliştirerek de menüye sokmak istiyoruz. Çünkü o zaman biliyoruz ki Türk kahvesi hak ettiği yere daha kolay gelecek. Makine olarak bakarsanız da çekirdekten fincana kadar o proseste olan bütün yapılması gerekenleri biz Arzum olarak yapacağız ve bu konuda da çalışıyoruz yaklaşık 2010'dan beri. Peki Türkiye'deki talep tepkilerini, daha doğrusu tüketici davranışlarını konuşmak istiyorum sizinle ama Osman Bey'le kültür kısmından devam edelim. Hem tarihi olarak hem de ülkemize ilk defa gelen bir turist için farklı bir şey, farklı bir duygu. Nereden geliyor Osman Bey bu? Bundan bahsetmeden önce Murat Bey'in konusu olan aslında
kendisi kusuruma bakmasın, ben de bir saplama yapmak istiyorum. Türk kahvesini gerçekten bizim o 2008'deki işte Türk kahvesi hakkındaki endişelerimizden ve şu anda Türk kahvesi son derece sağlıklı ve iyi yayılıyor, gençler arasında popüler falan, kurtaran teknoloji oldu. Çok gariptir. Ne zamanki makineler devreye girdi, Türk kahvesi kurtuldu. Şimdi kendilerinden, sanayicilerden bir şey daha rica ediyoruz. O konuda da çok ciddi argelerin sürdüğünü biliyoruz. Evde Türk kahvesini çekirdekten öğütülmüş hale getirecek, ama Türk kahvesi dünyanın en ince çekilmiş kahvesi. Türk kahvesi inceliğinde öğütecek bir kahve değirmeni, elektrikli kahve değirmeni yapmanı istiyoruz. Niye önemlidir? Çünkü kahve yeni kavrulmuş kahve yeni öğütüldüğü zaman mis gibi kokar. Hatta bizim anneannelerimiz vesaire o mangallarda kahve yaparlarken biliyorsunuz el değirmenlerinde önce kahveyi öğütürler ve hemen birkaç dakika içinde mis gibi kokan bu kahveyi pişirirlerdi. İnşallah o aşamada bittikten sonra Türk kahvesi bir değil birkaç adım daha atmış olacak. Bekliyoruz. Bu arada soralım size Aslan. Var mı öyle bir tasarruf? Öyle bir tasarrufumuz var. Hatta biz hayata da geçirdik. Çok yeni. Şu anda Osman Bey'in dediği yolda biz de ilerlediğimiz yaptık. Şu anda elle çevrilebilen bir Türk kahvesi değirmenini yaptık. Bunun makineleşmesi, yani motorla beraber olması, daha sonra da böyle bir makinenin üstüne gelmesi projemiz içerisinde. Ama şu anda piyasada 2019 çizgileriyle bir Türk kahve değirmeni mevcut. Evet. Yine biz kendi markamızda Arzu Mokko olarak çıkarttık. Evet, yani dolayısıyla yine bundan hareketle ben bir tavsiyede bulunayım tüketicilere, bu güzel bayramlarını geçiren insanlara, kahve içmek isteyen insanlara. Türk kahvesini öğütülmüş olarak alıyorsunuz bize bir önce bahsettiğim sebeplerden ve kavanozlara koyuyorsunuz. Aman dikkat edin. Burada gerçekten kahvenin kalitesine çok etki eden olaylar var. Bunlardan bir tanesi ışıktan etkileniyor kahve, rutubetten etkileniyor ve eğer uzun süre bırakılır ise aroması çok azalıyor. Dolayısıyla lütfen kahvelerini az az alsınlar. Mevcut bir kahve, çekilmiş kahvenin üzerine kahve ilave etmesinler. O bitene kadar bir şey ilave etmesinler üzerine. Dolayısıyla kahvenizi az az alın ve taze taze tüketin. En önemli kahvenin kalitesini etki eden unsur budur. Kahvenin taze olması. Bayat kahve önemli ölçüde lezzetini ve aromasını kaybeder. 40 yıl hatırı da biraz aslında geleceğe yönelik bir temenni. Daha ziyade dargın barıştıran. Yani işte insanlar dargın, işte bir kan davaları var aralarında, bir kavgaları var, bir şeyleri var vesaire. Dolayısıyla barışmak için kahve içiyorlar. Daha sonra eğer yine alevlenirse o şey, aralarındaki problem, ya 40 yıl hatırı var oradan diye. Oradan şey diyor, söylenen bu. Şeye gelince, Türk kahve falına gelince, bir defa şuna çok seviniyoruz. Gençler bunu benimsemiş durumdalar. Çok genç insanlar hala bilhassa kızlar arasında bu popülarite devam ediyor ve İstanbul'da kahve falına bakılan bir sürü mekan aplikasyonlar da var gençler arasında. Ayrıca teknoloji de tabii hemen bundan payını aldı ve birkaç değişik yöntem var. Scan ediyorsunuz, işte gönderiyorsunuz bu scan'i bir merkeze, oradan size cevap geliyor vesaire. Matching diye başka bir teknik var. Ve girin internete, inanamayacağınız sayılarda, yani bilhassa Londra'da bunların merkezin bir kısmı, inanamayacağınız sayılarda, yani ben okuduğum zaman inanamıyorum sayılara, o kadar popüler. Teknikler konusunda rivayet muhtelif. Çok değişik teknikler uygulanır. Çok değişik semboller vardır vesaire. İşin o konusuna girmeyelim ama kültürel olarak bahsedelim kahve falından. Evet, kahve falı bizim kültürümüz içinde. Bağlarımız açısından. Çok önemli bir yer işgal edildi. Peki, en son Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ortak hazırladığınız 500 yıllık bir kahve öyküsü şeyi var, eseri var. Ve müze kısmını konuşacağız sizinle. Ama yine biz ekonomi tarafıyla devam edelim. Şimdi Arzum olarak %80'e yakın bir iç piyasaya ürün satışınızı görüyoruz. Türkiye'de ürün tercihlerine baktığımız zaman 7 bölge nasıl bir tüketici davranışları gördünüz Murat Bey? Şöyle, biz aslında 6 kategoride ürünlerimiz var ama sıcak içecek grubunda kuvvetli bir markayız. Özellikle dünyanın en fazla kişi başı çayını tüketen bir ülke burası. Evet. Kahve konusuna geldiğimiz zaman biraz önce Osman Bey'in bahsettiği gibi gençliğin
makineleşmenin, yani yaşam alanında o kahveyi tüketebilmenin avantajıyla kişi başı tüketim 250 gramlardan 1 kiloyu geçti. Kahve de gitgide yükseliyor. Şöyle bir gerçek var. Büyük şehirlere doğru geldikçe baktığınız zaman ürünlerimiz daha küçülüyor. Yani kişisel kullanım daha fazla. Anadolu'ya doğru döndüğünüz zaman ev haneleri büyüdüğü için de daha büyük litre ürünler var. İlk aklıma gelenler bunlar. Ve baktığınız zaman şöyle bir gerçek daha var. Ev hanımlarımız, ev kadınlarımız baktıkları, yani onların hayatına içine girdiğiniz zaman tabii zamanlarının önemli bir kısmını mutfakta geçiriyorlar. Dolayısıyla mutfakta onların işini kolaylaştıracak, kendi kendini temizleyebilen, onların iş yapma sürelerinde bir görev verdikleri zaman makineye başka bir iş yapabildikleri makineler biraz daha otomatikleştikçe onlar da rahat ediyorlar ve bunu kesinlikle de tercih ediyorlar. Bizim ayrıca şöyle bir şeyimiz daha var. Biz tüketicilerimize her sene yaklaşık 3,5-4 milyon adet ürün satıyoruz. Oradaki geri dönüşler bizim için çok kıymetli. Onları da dinleyerek onların istediği yönde de aslında ürünlerde iyileştirmeler yapıyoruz. Yerine göre bir basittir ama cezvenin sapının kırılması rafta onların saklama anlamında bir rahatlık sağlamış oluyoruz. Evet. Buna da kulak veriyoruz. Bir şey daha söylemeden geçemeyeceğim. O 40 yıl hatırıyla ilgili. Osman Bey çok iyi bilir hikayesini ama kendisi girmedi. Çok bir şey söyleyeyim. Önemli bir çünkü. Var ya bu dargın barıştıran. İşte bugün bayram günü ya, kırgınlıkları da gidermek adına. Aslında o 40 yılın hikayesi geçmişte toplumda bir Rum'la bir Türk arasından gelmektedir. O ona bir zaman İstanbul'da Ege sahillerinde bir yardımcı olurken yıllar sonra bizim Türk de esir düşüyor. Bu sefer bir Yunan adasında da o Rum'da o Türk'e yardımcı oluyor. Ama aradan kaç sene geçmiş? 40 yıl geçmiş. Bağlam ne? İşte kahve. O yüzden bu bayramda da dostlukları pekiştirmek adına da bunu anlatmak istedim. Bu da bence çok kıymetli ve önemli. Peki şimdi gelelim yurt dışına, ihracata. Kaç ülkeye ihracat yapıyorsunuz ve yurt dışındaki tüketici davranışları hakkında biraz zihnimizi açar mısınız? Şöyle, yurt dışına baktığınız zaman biz 40 ülkede varız şu anda. Biraz önce söylediğim gibi Osmanlı coğrafyası Türk kahvesini bildiği için çok daha kolay ürünü alıyor, çok daha kolay adapte oluyor. Ama şöyle bir gerçek var. Amerika gibi, Avustralya gibi, Çin gibi farklı coğrafyalarda Türk kahvesini bilenlerin tercih ettiği makine aslında kendi grubunun en yüksek makinesi şu anda önümde duran. Çünkü makine istiyor ki sadece bir düğmeye bassın, istediği kahve, istediği kıvamda ama mümkünse her seferinde de aynı kalitede, aynı köpükle fincana gelsin. Dolayısıyla dünya kahveyi bir düğmeye basarak yapmak istiyor. O yüzden bu makineyle hakikaten gayet başarılı gidiyoruz. Özellikle Amerika, Avustralya gibi, buna vurgu neden yapıyorum? Yani zannedilmesin ki oralar Türk kahvesini bilmiyor. Hayır, oralar da biliyor. Oralarda da satıyoruz. Biz bu kültürü dünyaya çıkarttıkça burada Cumhurbaşkanımızdan, yurt içindeki bütün Türk vatandaşlarından, özellikle yurt dışına gittikleri zaman oturdukları bir restoranda, bir kafede, bir otelde Türk kahvesini talep etmeleri, görünürlüğümüz olan her yerde, şu anda bizim burada yaptığımız gibi önünde Türk kahvesiyle bir konuşma yapmak, bütün bunlar kahvemizin yayılması ve bilinmesi için çok kıymetli. Tekrar altını çiziyorum. Bu sadece bir bireyin, sadece bir derneğin meselesi değil. Bu hepimizin meselesi. Bu markalarımıza, bu değerlerimize sahip çıktıkça bunların etrafında kültürü yaymak, firmalarımızı geliştirmek bence çok daha kolay. O yüzden bu bir milli bilinç. Biz her yerde Türk kahvesini isteyelim, Türk çayını soralım. Biz bu menülere bunu sokmakta bizim görevimiz zaten. Evet, ne güzel. Peki dünyaya baktığımız zaman özellikle Türk kahvesiyle alakalı istediğimiz noktada mıyız? Nasıl görüyorsunuz? Hayır, değiliz. Daha gideceğimiz çok yer var. Ama orada da ben hemen morali bozmuyorum. Dediğim gibi hiç olmamak vardı. %10'dayız. %10 bize yetiyor mu? Hayır, yetmiyor. %50'ye hedefliyoruz. Çünkü şu bir gerçek. 2.2 milyar fincan kahve içiliyor. Bu her gün yükseliyor. Bu yükselme trendinde biz kahvenin kendi içindeki artışından daha fazla bir artış yapmak istiyoruz. Baktığınız zaman dünya kahve tüketimi her sene %10 seviyelerinde büyüyor. Ama Çin gibi. Zaman zaman baktığınız zaman farklı ülkelerde bu %20'lere kadar çıkıyor. Geçen sene bir numara Çin oldu %20 büyümeyle. Biz istiyoruz ki Türk kahvesinin tüketimini de normal kahve büyümesinin daha üstüne çıkartalım ki Türk kahvesinin aldığı pay artsın. Yani kahve eğer bütün dünyada %10 büyüdüyse Türk kahve tüketimi, makine, fincan, Türk kahvesinin ihracatı %20, %15 büyüsün ki pazar payımızı arttıralım.
Peki. Yine son dokunuşlarınızı Türk kahvesine arzum olarak soracağım. Başka sorularım da var çünkü ama işin kültür tarafı hep ön planda. Sunumuyla alakalı konuşalım. Sonra da müze tarafına geçeceğiz ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Müzesi'ne. Sizce sunumuyla alakalı nasıl bir tarihi serüveni var Türk kahvesinin? Şu andaki sunumunu nasıl buluyor derneğin başkan yardımcısı Osman Bey? Evet, şimdi Türk kahvesi biliyorsunuz Yemen'den ve Arap Yarımadası'ndan Türkiye'ye geliyor. Nitekim ilk kahvehaneyi açanlar, biraz önce söylemiştim, iki Suriyeli Osmanlı vatandaşı. Hı hı. Dolayısıyla onların bir yöntemi var. Hala bizim Güneydoğu'da geçerli bir yöntemdir. Mırra dedikleri acı Arap kahvesi vardır. Hı hı. Ve bunlar ibrik benzeri, daha büyük kaplarda yapılıyor. Bizim cezveye göre daha büyük kaplarda yapılıyor. Evet. Dolayısıyla büyük bir ihtimalle öyle geldi kahve. Hı. Ama zaman içinde İstanbul'da, biraz önce bahsettim, Evliya Çelebi 1600'lerde 50 sene sonra 200 tane kahvehane var diyor. Dolayısıyla çok çabuk bir süre içinde Türkler kahveyi başka bir yöntemle yapar oldular. Hı hı. Zaman içinde bu daha küçük kaplara, yani kulplu cezvelere dönüştü. Hı hı. Ve genellikle tek kişilik, bilemediğiniz iki kişilik, nadiren daha fazla yapılır. Kahve yapılmaya başlandı. Ve Mırra'nın tersine bizim kahve telvesiyle birlikte fincana alındı. Çünkü Mırra'da telveden kurtulurlar biliyorsunuz. Bizde ise telveyle beraber, telveyle birlikte servis edilen tek kahve dünyada Türk kahvesidir. Bunun yanına şekerli bir şey ne olabilir? O dönemde şeker Türkiye'de üretilmiyor. Son derece pahalı bir şey. Dolayısıyla ithal ve pahalı bir şey. Dolayısıyla şekerli bir şeyle, çünkü acı, kahve biraz acı adı üstünde. Hurma olabilir, bilhassa Ramazanlarda hurma. Görüyor muyuz tarihte hurmayla beraber? Tabii. Hurma, kuru incir, kuru üzüm vesaire gibi kuru meyvelerle o tat dengesini yakalıyorlar. Daha sonra Osmanlı şerbetleri, Osmanlı macunları, ki kaşık ile bardaklara sarkıtılır, oradan macun böyle yalanır, bir yandan kahve içilir gibi tatlı unsurlarla Türk kahvesi içmek bir gelenek. Bu gelenek devam etmektedir. Lokumun da, şurada gördüğümüz lokumun da, bu da bizim kültür varlığımız için önemli bir şeydir. Türk olarak bilinir. Turkish Delight olarak bilinir. Ondan da çok gurur duyuyoruz. Onun da yaklaşık 250 senelik bir tarihi olduğundan bahsediliyor. Dolayısıyla Türk kahvesiyle lokum da özdeşleşmiş bir şeydir. Yani bugün dahi mutlaka bir lokum arar insanın gözü. Bunun yanında da su. Su çok önemli. Bu konuda çok değişik görüşler var. Kimisi der ki daha önceden bir şeyler yiyorsunuz. Dolayısıyla su içip ağzınızı bu değişik lezzetlerden temizleyip temiz bir kahve lezzetine kavuşmak için, ağzınızı bir temizlemek için önceden su içmek lazım der. Bir ritüel gibi olmuş. Bir ritüel gibi. Kimisi tam tersi, hayır öyle değil der. Dişlere bu telve zerreleri saplanır. Hoş olmaz bunun görüntüsü. Onu temizlemek için kahve içtikten sonra der vesaire. Ama şu kesin, kahve, su ve lokum birlikte düşünülür. Ve derneğin tavsiyesi de bu. Derneğin tavsiyesi de şüphesiz budur. Ve mutlulukla görüyoruz ki bugün en modern restoran ve kafelerde dahi bu şekilde servis edilmektedir. Ve son derece de güzel bir servis şeklidir. Eskiden kahvenin kendisine şeker pek konmuyor. Şekerli bir şey yanında. Yahut da şekeri kıtlama yöntemiyle de, biliyorsun kıtlama yöntemiyle çay da içilir. Kıtlama ile şeker veya şekerli bir şey yeniyor. Kahvenin içine ben şahsen şeker katmayı pek doğru bulmuyorum. Şekerli bir şeyle yiyin. Bu şerbet olur, macun olur vesaire. Ama şey etmeyin. Ne derler? İçine şeker koymayın. Çünkü kahvenin doğal tadını biraz olsun bozuyorsunuz. Bu arada çok önemli, tarihimiz ve kültürümüzle ilgili kahve konusunda bir şey söyleyeyim. Günün ilk öğünü, yani gün içinde tüketilen ilk öğün, biz buna kahvaltı, kahve altı aslında diyoruz. Aslında oradan gelir. Kahve altı. Yani dolayısıyla işte kuşluk vakti. Adına kadar kültür kokuyor. Evet. Kuşluk vakti işte bizim şimdiki kahvaltı saatiyle öğle yemeği saati arası böyle onlarda monlarda filan şey edilen bir öğün. Günün ilk öğünü. Kuşluk vaktinde kahvaltıyı aşan bir şey yeniyor ve üzerine bir kahve içiliyor. Dolayısıyla yenilen şeylere kahve altı, kahvaltı diyoruz. Bir önemli şey daha, bakın kültürümüz nasıl etkilemiş. Çok önemli bir rengin ismine biz kahverengi demişiz.
Diğer dillerde böyle değil. İngilizce'de böyle değil, Fransızca'da böyle değil, Almanca'da böyle değil. Biz önemli bir renge kahvenin rengini vermişiz, kahverengi demişiz. Bakın ne kadar bizim kültürümüzden hemhal olmuş kahve. Evet, kahveyi çıkarmamız çok zor kültürümüzden. Sizin vesilenizle bunu anladık. Şimdi Türk Kahvesi Kültürü ve Araştırmaları Derneği Başkan Yardımcısı olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı'yla efsane diyebileceğimiz bir eser kazandırdınız. Nasıl başladı fikri, ne bulacaklar o eserde ve yeterli mi Osman Bey? Şimdi buradaki Kültür Turizm Bakanlığı'na yapılan en önemli çalışma 2013 yılında bu UNESCO'nun somut olmayan kültür varlıkları listesine yapılan müracaattır. Bu müracaat bakanlık tarafından yapılmıştır. Milli müracaat kabul eder UNESCO. Ama yine bir sivil toplum kuruluşu yanlarına almaları gerekiyordu. Bizi yanlarına aldılar. Dosya yaklaşık bir yılda tamamlandı. Ve 2013 yılında o yıl bu kararın verildiği mekan Azerbaycan'da, Baku'ydu. Baku'da bu Türk kahvesi alkışlar arasında bu listeye girmeye hak kazanan ilk kültür varlığı olarak, sıvı kültür varlığı olarak kabul edildi. Bu çok önemli. Niye çok önemli? Çünkü sonsuza kadar biz kahvenin dünyaya nereden yayıldığı konusunda artık bir şüphe götürmez bir kanıtımız var elimizde. UNESCO bile bunu kabul etmiş durumda. Dolayısıyla bakanlıkla bu çok önemli bir çalışma yapıldı. Bakanlık tabii müracaatı yaptı, dosyanın hazırlanmasını organize etti vesaire. Bu bir. İkincisi, dediğim gibi ilk defa bir sivil toplum kuruluşuyla Topkapı'da, yani Osmanlı İmparatorluğu'nun neredeyse bütün tarihi boyunca son 19. yüzyıl hariç padişahlarının, önemli devlet memurlarının vesaire mekanı olan Topkapı Sarayı'nda has ağırlarda 4 ay süresince yüksek bütçeli bir kahve sergisi yapıldı. Çeşitli müzelerden Topkapı başta olmak üzere buna katkı sağlandı. Çok popüler oldu ve 22 televizyon kanalı yabancı röportaj yaptılar. Onlar da çok önem verdiler. Fakat bu tabii biraz önce Murat Bey'in gündeme getirdiği biraz yani niye bizim kalıcı İstanbul'da ve başka yerlerde ama İstanbul'da özellikle bir kahve müzemiz yok diye bir hayıflanmamıza yol açıyor. İnşallah bunu da en kısa zamanda tabii devletin ön ayak olması lazım, halletmemiz lazım. Yani gelen turistlerin bu kahve ortamındaki bu şeyleri, kahveyle ilgili avadanlıkları vesaire gördükleri gibi aynı zamanda interaktif müze diyoruz buna. O kahvenin hazırlanışını görebildikleri ve tadabildikleri, hatta fallarına dahi baktırabildikleri bir müzeye bizim en kısa zamanda kavuşmamız lazım. Aslında Türk kahvesinin diğer ülkelerce de kabulüne giden yolda çok önemli bir başlangıç fişeği olacak müze. Hemfikir misiniz acaba? Tabii. Evet. Peki Murat Bey'e dönelim. Murat Bey de müzeyle alakalı hissiyatları vardır mutlaka. Şimdi teknoloji tarafındasınız işin ama şüphesiz. Müze aslında Kültür ve Turizm Bakanlığı ile beraber yazılan o eser. Bunun gibi kavramlar, bunun gibi kilometre taşları, bunun gibi unsurlar aslında ihracatçıyı, üreticiyi de olumlu yönde etkiliyor değil mi? %100 etkiliyor. Çünkü şu var. Biz aynı zamanda olaylara sadece ekonomik yaklaşmıyoruz. Hayatın bir bilim boyutu var. Evet. Bir de film boyutu var. Yani baktığınız zaman işin bilim boyutunda bazen kazandığınız konular ama film boyutunu tamamlayamazsanız eksik kalıyor. Bizim Türkiye olarak Osmanlı'dan beri gelen kültürlerimizde aslında film boyutu çok kuvvetli olan, hikayesi olan, aynı kahve gibi birçok değerimiz var. Şimdi eğer ki bu algısı yüksek değerlerimizi Türk lokumu gibi, Türk hamamı gibi, Türk kahvesi gibi bunları eğer dünyaya, oradaki geçmişe dayandırarak çıkartabilirsek, siz bana ekonomi sormuştunuz. Sadece ben işin makine boyutundan konuşmuyorum. Neden? Türk kahvesini alacak bir tüketici, bir yabancı, dünyanın vatandaşı bakacak ve kararını Türk markası alayım çünkü neden? Makineyi o daha iyi yapar diyecek. Ama aynı zamanda dönecek, onun fincanını alacak. Onun kahvesini arayacak. Çaya gelirsek çay bardağını arayacak. Dolayısıyla aslında bütün bir ekonomi olarak gidiyor ve yukarıya taşıyor algıyı. Bugün Japonya'ya gidiyorsunuz, çay seremonisine birkaç yüz dolar ödüyorsunuz. Yani en son rakamlar 400 doları geçmişti. Bilmiyorum şu anda son rakamlarını. O yarım saatlik seremoniyi yaşarken bu ödediğiniz fark aslında Japonya'nın o kültürünü de içinde
almış oluyorsun. Bugün onu da atlamak istemem. Çok yakında Osman Bey de biliyor. Safranbolu'da böyle bir çalışma var. Bir Türk kahvesi müzesi açılıyor. Bu tip çalışmalar yayılmalı ama Türkiye özellikle İstanbul'da Topkapı Sarayı etrafında bir Türk kahvesi müzesini muhakkak ama muhakkak hak ediyor. Eğer bu konuda sorularımız devam ederse şunları da söylemek isterim. Türkiye kültürü çok zengin olan bir ülke. Türkiye'de şu anda yaklaşık 350'ye yakın müzemiz var ama AVM sayımız müze sayısını geçti. Ben diyorum ki müze sayımız AVM sayımızın önünde olmalı. Çünkü Türkiye bunu hak ediyor ve Türkiye'nin böyle bir değeri var. Türkiye'de Mısır Çarşısı, Türkiye'de Kapalı Çarşı. Dünyanın ilk alışveriş merkezidir aslında baktığınızda Kapalı Çarşı bu metrekareyle. Ne mesajı vermeye çalışıyorum? Bakanlığa gittim, oradaki belediyeyle görüştüm. İkisinin de vakfı var, ikisiyle de görüştüm. Bununla ilgili bana cevap veriyorlar, onu da alıyorum. Ama ben diyorum ki Kapalı Çarşımızı, Mısır Çarşımızı akşamları da açalım 8'den 12'ye kadar. Mahmutpaşa Yokuşu'nun bütün çehresi değişir. Kapalı Çarşı'dan çıkan bir turistin o Mahmutpaşa Yokuşu'ndan yürüyüp Tahmis Sokak'ta dolaşıp ondan sonra gelip bir Mısır Çarşısı'nda dolaşması, sonra Eminönü'nden de taksiye binip veya otobüsüne binip oteline gitmesi bambaşka da İstanbul'a bir destinasyon yapar. Uluslararası Milano, Brüksel, Londra gibi şehirlere gittiğinizde oraların en önemli pasajları, ki bu pasajların hepsi Türkiye'deki Mısır Çarşısı'ndan ve Kapalı Çarşı'dan çok daha küçük. Gece 12'lere 1'lere kadar açık. İnsanlar doluya taşıyor. Biz bu değerlerimiz var. Bunları doğru ben pazarlamak arzusundayım. Neden? Oradaki algıyı ben yukarı çekebilirsem benim Türkiye'den çıkan her bir markam da yukarı çıkmış olacak. En son şunu söylemek isterim. Biz Tim'le beraber geçen sene Türkiye markası olarak bir konferans dizisi düzenlendi. Orada ben de konuşmacıydım. Yanlış hatırlamıyorsam Türkiye ülke markası olarak 17. sırada duruyordu. Aslında ekonomimize çok paralel. İşte bu değerleri, bu katma değeri yukarı doğru çektikçe marka değerimiz yukarı doğru gidiyor. O konferansta, o konuşmalar arasında verilen örneklerde bir örnek çok dikkat çekişiydi. O da Türk Hava Yolları, Türk Hava Yolları yani milli hava yolumuz. Şimdi onun o algıyı yukarı çekmesi otomatikman ülkenin algısını yukarı çekiyor. İşte bugün uluslararası çok büyük bir havalimanını açtık. Dolayısıyla dünyadaki en büyük diyoruz. Oradaki destinasyon insanların Türkiye farkındalığını farklı bir konuma koyacak ve bunu arttıracak. Ben bu tip değerlere değer verdikçe Türkiye'den çıkan markaların da daha değerli satılacağını düşünüyorum. Evet. Çünkü böyle bir değerimiz var. Dolayısıyla müze çok kıymetli, çok içindeyim, çok da destekliyorum. Muhakkak İstanbul'da bu kahve müzesinde tabii ki olmasını arzu ediyorum. Ama Safranbolu'yu da unutmuyorum çünkü o da orada çok değerli bir çalışma yapıyor. Evet, ama yeterli değil. Yeterli değil, artması şart. Artması. Peki, şimdi Türk Kahvesi Kültürü ve Araştırmaları Derneği ile Arzum neler yapacak, bunu konuşmak istiyorum sizle. Yapıyorsunuz zaten, zaten yönetim kurulundasınız da. Dernek ve Arzum ileride neler yapacak? Var mı bir plan 2020-2019 için efendim? Şöyle, burada tabii değerli Osman Bey'in de çok güzel fikirleri var. Onlar bende çok daha eskiler dernekte. Ben de derneğin aslında marka olarak baktığınızda ilk sponsorlarından bir tanesiyim. Hı. Ama burada benim için önemli olan şu, bunun altını çok değerli olarak çizmek isterim. Benim bu dernek içindeki şapkam ve yönetim kurulundaki pozisyonum tamamen Türk kahvesine bir hizmettir. Dolayısıyla Türk kahvesinin bir noktaya gelmesi, uluslararası kahve zincirlerinde Türk kahvesinin menülerde olması. Ama benim makinemle, ama başka bir makineyle. İnanın hiç önemi yok. Mühim olan Türk kahvesinin değer kazanması. Çünkü biraz önce söylediğim o 40 milyonluk makine pazarında, o 100 milyarı geçen kahve pazarında Türk kahvesinin algısı, pazar payı arttıkça biz makineciler, fincancılar, kahveciler hep beraber kazanacağız. Biz daha doğrusu sektöre hizmet ediyoruz. Dolayısıyla ben de o sektör içerisinde mümkün olduğu kadar iyi bir pozisyon ve güzel bir şekilde hizmet vermek istiyorum. Şimdi neler yapılabilir dediğiniz zaman bir kere uluslararası kahve zincirleriyle çalışıyoruz. Şu anda en fazla şubesi olan kahve zincirinde şu anda Türk kahvesini Türkiye'de, bütün Türkiye'de konumlandırdık. Artı Türkiye dışında 4 farklı ülkede daha var. Amacınız ne diye sorarsanız biz istiyoruz ki o kahve zincirinin tüm dünyaya yayılmış olan 26 bin şubesinde Türk kahvesi bulunsun. Yine Osman Bey ile birlikte çok yakın tarihte İtalya'ya gittik. Venedik'te, Venedik'in en önemli ilk 5 kahvecisinden bir tanesinin kahve dükkanında Venedik'te artık Türk kahvesi orada servis ediliyor. Milano'nun 5 yıldızlı en güzel otellerinden bir tanesi Four Seasons'da menüde Türk kahvesi var.
bu örnekleri hepimiz arttırmak için çabalıyoruz. Hı hı. Bu konuda tabii ki derneğin benim önümde giden bir stratejisi ve politikası var. Biz de ona izin etmeye çalışıyoruz. Ama bugün Almanya'da, Stuttgart'ta, Londra'da, Avustralya'da, Melbourne'de, New York'taki o kahve etkinliklerinin içerisinde daha fazla boy göstermek istiyoruz. Ve amacımız şu, Türk kahvesi evet biliniyor ama yeterli değil. Bunu daha fazla yaymaya ve menü olarak da çeşitlendirmek istiyoruz. Biz de bu konuda zaten dernek olarak çalışıyoruz. Osman Bey dediğim gibi geçmişle ilgili bilgileri ve hakikaten deneyim çok fazla. Sağ olsun bugün de o konuda bize çok büyük paylaşımları yaptı. Ama geleceği de birlikte dizayn edip biz de işin teknoloji boyutunda ne gerekiyorsa o hizmeti yapmak istiyoruz. Altını çiziyorum. Sadece benim markama değil. Bütün kahveye hizmet eden bütün markalara, bütün kişiler. Evet, zaten kültür desteklendiğinde o kültürün bütün dalları tekabül ettiği sektörler istifade etmiş oluyor ve kalkınma olmuş oluyor aslında. Ekonomik karşılığı bu. Peki programımız bitti. Ben önce Osman Bey'den sonra sizden bayram temenni ve mesajlarınızı alacağım. Buyursunlar Osman Bey. Ben bir kez daha bütün seyircilerin ve bütün dostların bayramlarını bir kez daha kutluyorum. Bayramımız kutlu olsun. Evet. Evet, tekrar belki sizi kahve sohbetleriyle biraz başınızı ağrıttık ama güzel şeyler konuştuğumuzu düşünüyorum. Her değerimize bu şekilde sahip çıkalım. İnanın bu değerleri kutladığımız nice bayramlar olsun ve bu değerleri biz kutladıkça hem ülkemizin algısı hem ülke içindeki mutluluk artarak gelişecek. Bugün şunu söylemeden geçemeyeceğim. Bayram günü varsa ailede bir kırgınlık, onlara sarılın, hep beraber bir okkalı acı kahve için diyorum. Evet. Peki Osman Bey, çok teşekkür ediyoruz. Katkılarınız hem gastrolojik yönünüzle hem de dernek vesilesiyle büyük katkınız oldu. Ağzına sağlık. Murat Bey, size de çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bu arada bu kültürün bir vatandaşı olarak, kültürünü seven bir vatandaş olarak Türk kahvesine, kültürüne, iç dünyasından hizmet ediyorsunuz, destek veriyorsunuz. Siz de bir STK olmuşsunuz. Ben duyunca da şaşırdım. Muhtemelen izleyicilerimiz de şaşırdı ama şaşırmamamız gerekiyor. Ben çok teşekkür ediyorum. Şöyle diyeyim, bu örnekler artarak çoğalsın. Evet, aynı temennideyiz. Peki, sevgili izleyenler, Arzum Genel Merkezi'nden yapmış olduğumuz Bayram Özel İş ve Ekonomi yayını burada bitti. Hepinizin bayramını kutluyoruz. Allah'a ısmarladık.